Sındırgı'ya kazandırılan sıcak su için düzenlenen törenin ardından protokol ilçede bulunan termal bir otelin açılışını da gerçekleştirdi. Çaygören Barajı'nın bulunduğu göletin eteğine inşa edilen termal otel açılışına Vali Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İlçe Kaymakamı Ercan Ateş, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcı ve çok sayıda davetli katıldı. Termal Otel'in yönetim kurulu başkanı İbrahim Açıksöz, ilçemizin 25 yıllık, bizimse 22 aylık özlemimiz biraz sonra sona erecek. Sıcak su ilçemize hayırlı uğurlu olsun dedi. İlçemizin 25 yıl, tesisimizin de 22 aylık özlemi bugün itibariyle sona ermiş oluyor. Termal suyumuzu Allah'ın izniyle biraz sonra akıtacağız. Açık sözden sonra törende Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur bir konuşma yaptı. Uğur, Balıkesir ve Sındırgı yatırımcıların gelmesiyle beraber büyüyecek, bu tesis Sındırgı'da termal turizmin önemini artıracak dedi. Bugün inşallah bir termal otelimizi daha açıyoruz. Termal su Sındırgı'ya geldi, bir otel açılışı. İnşallah birazdan gezip göreceğiz. İşte Balıkesir, Sındırgı birlikte bu şekilde yatırımcıların da gelmesiyle büyüyecek. Sındırgımıza, Balıkesir'imize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bu tesisler Sındırgı'nın önemini artıracak. Sındırgı bir termal merkez haline gelecek inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'un konuşmasından sonra Vali Mustafa Yaman bir konuşma yaptı. Sındırgı destinasyonuydu. Şimdi bakın hemen Sındırgı'nın kenarında da çok güzel, kendisine güvenmiş, cesaret etmiş bir iş adamımız, bir yatırımcımız. Bu milletin hizmetine sunulmak üzere güzel bir tesis açmış. Biz bugün Sındırgı için gelmiştik ama bu tesis için de gelmiş olduk böylece. Ben bu cesaretinden dolayı kutluyorum. İnşallah bu şekilde halkımıza hizmet veren tesislerin hem kalitesi artar, hem niteliği artar. Konuşmaların ardından heyet sıcak su açılışını gerçekleştirdi. Ardından otelin yönetim kurulu üyesi Özgül Açıksöz, Balıkesir Valisi Yaman'a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'a Yacı Bedir halısı hediye etti.